Peki, sığınmacı politikası konusundaki tavrınız devam ediyor mu bir kez daha? Tabii seçimler yaklaşırken bu konuda da sert söylemleriniz vardı. Hatta söylemin ötesine geçti, hamleleriniz de oldu sığınmacılarla ilgili. Bununla ilgili bu dönemde de, yani adaylık sürecinde hem mevcut belediye başkanı olarak benzer politikaların arkasından gideceksiniz sanırım, değil mi? Evet, az önce bir nişandaydım. O anekdotu anlatmak istiyorum. Bursa'dan nişana konuklar gelmiş. Dedi ki bir tanesi, çok duygulandım. Ya başkanım, ben iki gündür buradayım dedi. Ve doğru dürüst Arapça konuşan kimseyi görmedim dedi. Siz sığınmacılar konusunda kendi şehriniz özelinde başarılı olmuşsunuz ki. Nitekim burada 20 bine yakın sığınmacı vardı 2019'da kayıtlı. Şimdi bu sayı 3800'e düştü. Sakarya'ya gittiler, Çayırova'ya gittiler. Tamam, biz bol olarak bu sorundan kurtulduk. Ama Türkiye'nin kurtulması lazım. Şunu söyleyeceğim. O Bursalı dedi ki nişanda, Bursa'da doğan çocuklar çok şanssız dedi. Çünkü onlar hep sığınmacı tehdidiyle büyüyecekler dedi. Bursa'daki kadınlar dedi çok şanssız. Hiçbir caddede güvenle yürüyemiyorlar ve bundan sonra da yürüyemeyecekler dedi. Ben Bolu'ya dedi taşınmak istiyorum. Bolu'daki kadınlar güvenli bir şekilde gece bile sokakta dolaşabiliyor artık. Çocuklar parklara tek başına gidebiliyor. 2019'da böyle değildi. Eğer ben olmasaydım, Düzce'de 12 bindi, bizde 20 bindi. Şimdi bizde 60 bin olacaktı. Çünkü Düzce'de 40 bin oldu sayı. 3800'e düştü. Dolayısıyla sert, etkili bir şekilde bu konuda mücadele etmek lazım. Çünkü bu büyük bir emperyal plan. En azından ben bu emperyal plandan yerel ölçekte Bolu'yu korudum. Korumaya da devam edeceğim. Bir tane Arapça tabela yok bu şehirde. Bir tane sığınmacıya verilmiş iş yeri ruhsatı yok. Verilmiş olanları da iptal ettim. Hümanizm boyutundan bakılacak şeyde geçti artık. Bunun büyük bir emperyal planı olduğunu herkes görmeli. İşte sığınmacıların geldikleri yerlere bakın Türkiye'ye. Şimdi bir devlet kurulmak üzere Suriye'de. Yakında açıklanır ve dünyanın önemli ülkeleri de bunu tanıyacak. Çünkü oradaki Arap nüfusu Türkiye'ye, Türkmen nüfusu da Ürdün ve Lübnan'a tahliye ettiler. Geriye sadece Kürt nüfus kaldı. Bir Kürt devletinin ilanına bakıyor bu iş. Yakında da ilan ederler. Bütün dünya tanır. Biz de hiçbir şey yapamayız. Ben bunu en başından 2013 yılında milletvekiliyken söylediğim zamanları hatırlıyorum. Ve bu konudaki uygulamalarımız aynen devam edecek. Yaptığım şeylerde yasal olmayan bir şey olmadığı da ortaya çıktı. Türkiye'de bana 100'e yakın suç duyurusunda bulunuldu. Ne oldu? Hepsinden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar çıktı. Bunlara mülteci, efendim işte göçmen falan da denemez. Hukuken bunlar geçici sığınmacı, çünkü o yasa hazırlanırken ben İçişleri Komisyonu üyesiydim. Ve yasanın fikir babası benim. Sığınmacılar hakkında diye getirdiler, mülteciler hakkında diyemeyeceği için. Bari geçici deyin dedim. Ve yasanın fikir babasıyım ben. Dolayısıyla bu konuyu biliyorum, ayrıntılarıyla araştırıyorum. Ve çocuklarımızın geleceği için, kadınlarımızın güvenliği için, esnafımızın yarın haraca bağlanmaması için ben bu noktada başımı taşın altına koydum. Her şeyi göze aldım. Halkın tepkileri nasıl size Tanju Bey? Halkın tepkileri nasıl size? Siz bu adımları attıktan sonra? Vallahi şu anda benim bu yaptıklarımı destekleyenlerin oranı hiç %90'ın altına düşmedi. Belli sürelerde ölçümler de yaptırıyorum bununla ilgili. Ve sonuç aldığımızda görünce, bakın Türkiye'de 3,5 katına çıktı. Bizde 20 binden 3800'e düştü. Yani %81'i gitti.